Sektördeki en iyi isimleri siz değerli izleyicilerimizle buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta Antalya'da Aksu Boya'dayız. Yanımızda firmamızın kurucusu Muammer Bey var. Önce Muammer Bey'in kendisini, daha sonra da Aksu Boya ile alakalı merak edilen tüm bilgileri öğreneceğiz. Muammer Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba Tanya Hanım. Teşekkür ederim, siz? Teşekkür ederim ben de. Tanıyabilir miyiz sizleri? Ben Muammer Yılmaz. Aslen lideriyim. 78'den beri Antalya'dayım. 1997 senesinden beri Aksu Boya olarak üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Peki Muammer Bey, firmamızın kuruluş ve gelişimi hakkında sizden bilgi rica ediyorum. Nasıl ortaya çıktı Aksu Boya'yı kurma fikri? Firmamız Aksu Boya olarak başlamadan önce iki farklı firmada çalışmışlığım oldu. O firmalardaki gördüklerim neticesinde nitelikli bir üretime ihtiyaç olduğunu düşünerek Anadolu'da nitelikli bir üretim gerçekleştirilebileceğini ispatlamak adına yola çıkılmış bir ideal adına çıkmışlığımız var. İşin mutfağından da geldiğiniz için zaten kaliteyle doğru orantılı bir şekilde çalışıyorsunuz. Evet, sahada mutfaktaydım. Bir de üretimde mutfakta olmak istedik. Ve neticede 24 yıllık kaliteden ödün vermeden Türkiye'nin tek kalite çalışan firması olarak görevimize devam ediyoruz. Peki Aksu Boya olarak ne tür hizmetler veriyoruz, ne tür ürün gruplarımız mevcut? Aksu Boya'da toplamda 56 çeşit boyamız söz konusu. Bu 56 çeşit boyanın içerisinde inşaat grubu ağırlıklı olmak üzere endüstriyel, epoksi, yol çizgi boyası ve son 12 yıldır da çok başarıyla sürdürdüğümüz su bazlı ahşap gruplarımız söz konusu. Ahşap boyası, ahşap verniği, emprenye gibi. Peki yerimiz Antalya'da. Fabrikamız Antalya'da. Antalya dışında hangi bölgelere hizmet veriyoruz? Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde 10.000 metrekare arsa içerisinde 3.000 metrekare kapalı 3 üniteden oluşan bir fabrikayız. Türkiye genelinde olduğu gibi yurt dışına ihracatımız da söz konusu. Mevcut ihracatımızı ve mevcut Türkiye pazarında daha fazla yer edinmek istiyoruz. Harika, en kısa zamanda da bu hedefinize ulaşmanızı temenni ediyorum. Peki bilmeyen izleyicilerim için sizin gibi işin ehlinden bunu duymak istiyorum. Kaliteli boyayı nasıl seçebiliriz? Boya alırken nelere dikkat etmeliyiz? Boya alırken reklamından ziyade ürün odaklı bakılması lazım. Ürün odaklı baktığınız takdirde ihtiyacınızı doğru seçmiş olursunuz. Marka değil, ürüne bakmak lazım. Değil mi? Peki gelecek hedeflerimizde ve planlarımıza değinecek olursak ileride Aksu Boya markasının ismini nerelerde duyacağız? Türkiye genelinde eksik kaldığımız illerimizde ve en yakın ülkeler olmak üzere daha uzakta olsa ulaşabileceğimiz ülkelere ulaşma arzusundayız ve gayret ve çabası içerisindeyiz. Peki çok köklü bir firmayız. Uzun yıllardır da aynı çizgiyi bozmadan, çizgimizi bozmadan kaliteli hizmet veriyoruz ama sizce Aksu Boya müşterileri tarafından neden tercih ediliyor, neden tercih edilmelidir? Aksu Boya kalitesinden ödün vermeyip 2002 senesinde de marka tescilinde sloganını özde kalite olarak yazdırmış bir firmadır. Bu ilkelerini sürdürdüğü için ancak bizi tanıyanlar bizim kalitemizi biliyor. Bizi tanımayanlar yerel bir firma zannediyor. Oysa ki kalitenin yereli geneli olmaz. Kalite kalitedir, kalitesizlik de kalitesizliktir. Onun için biz tek kaliteyle yürümekteki duruşumuzu ısrarla sürdürüyoruz. Sizinle röportaja başlamadan evvel sohbet etme fırsatı bulduğumda bana şöyle bir şey söylemiştiniz. Herhangi iki maddeyi birbirine karıştırmak boya yapmak değildir. Kesinlikle doğru formülasyon, doğru zamanlama ve doğru miktar ve doğru kaliteli ham madde tercihiyle kaliteli boya üretilir. Yoksa kalitesiz ham maddeyi bir araya getirerek kalitesiz boyayı her türlü mekanda küçük büyük fark etmez üretebilirsiniz. Peki ben bir öncelikle bir bayan olarak, bir kadın olarak bunu merak ediyorum. Şimdi evlerimizi boyadığımız zaman iç cephe için konuşuyorum. Ne kadardır bir boyanın ömrü, ne kadardır bir yapılması gerekir? İç cephede kirlenmeye bağlıdır. Boya bozulmaz. Boyayı bozacak olan etkenler dış mekandaki ultraviyole, asit ve alkali etkileridir. Tabiatın etkileridir. İç mekanda bunun süresi söz konusu değildir. Kirlenmeye bağlı olarak evdeki kullanıma göre değişir. Peki. Verdiğiniz tüm bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, bugün sizlere Antalya'dan, Aksu Boya'dan seslendik. Firmamızın kurucusu Muammer Bey'e verdiği tüm bilgiler için tekrardan teşekkür ediyoruz. Şehrin Nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.